Herkese merhabalar, örgü yeri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda çok kolay ve çok da güzel motif çalışması yapacağız hep beraber. Bunun için şöyle 2 adet bebe yünü ve 2.5 mm'de tığ kullanıyorum. Hemen modelimi yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle pembe ipimizle başlıyoruz. Evet, şöyle bir zincir çekerek ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirimi çektim. Ve ilk çekmiş olduğum zincirin içerisine battım. Kaydırma tekniği ile çıktım. 1 adet zincir çektim. Ve şöyle zincirimi uzattım. Buraya halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolgulu fıstığı yaptım. Ve şöyle sıkıca kapattım. Bir zincir çektim. Üzerine şöyle uzattım. Bir tane örümcek yaptım. Yan kanadına battım. Örümceği kapattım. Tekrar uzatıyorum. Aynı boyutta yan kanadına batıp örümceği kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tığın başını doluyorum. Yine bu yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolgulu fıstık yaptım. Yine şöyle fıstığı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen üzerine yine şöyle örümcek yapıyorum. üzerine bir tane örümcek daha tığın başını doluyorum yine yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 6 dolgulu fıstık yaptım yine bunu böyle kapattım üzerine örümcek yapıyoruz yine şöyle Yan kanadına battım, kapattım. Tekrar bir örümcek daha yaptım. Bu şekilde kapattım. Son fıstığımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 dolgulu fıstığı yaptım. Bu şekilde kapattım bir zincir çektim üzerine bir tane örümcek yaptım hemen onun üzerine bir örümcek daha yapıyorum ve ilk yapmış olduğum fıstığın tepe noktasına battım kaydırma tekniği ile çıktım buraya şöyle sıkıca iki adet zincir çekerek ipimizi kesiyoruz bakın gördüğünüz gibi bitirmiş olduk Evet şimdi krem ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekerek ipimizi sabitleyelim. Herhangi bir fıstığın tepe noktasına ipimizi sabitledim. İstediğiniz yerden sabitleyebilirsiniz. Şimdi burada örümcek var. Bir kanadını bırakıyorum. iki kanadına battım. Kaydırma tekniğiyle çıktım. İki adet zincir çektim. Buraya Zincirimizle beraber 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 Araya 2 adet zincir çekiyorum ve diğer örümceğin bakın iki kanadına attım tek kanada kalıyor. Buraya da 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve fıstığın tepe noktasına batıyorum. Kaydırma tekniği de çıktım Hemen bir sonraki örümceğin iki kanadına batıyorum. Kaydırma tekniği de çıkıyorum. 1 2 adet zincir çektim. Yine bu örümceğe zincirle beraber 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 Araya 2 adet zincir çekiyorum Diğer örümceğin iki kanadına batıyorum tek kanadını bırakıyorum Buraya da 8 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5. 6 7 ve 8 fıstığın tepe noktasına battım kaydırma tekniği de çıktım bir sonraki örümceğin iki kanadına batıyorum kaydırma tekniği de çıktım 2 adet zincir çekerek bu şekilde devam ediyoruz Şimdi diğer örümcekleri de bu gösterdiğim şekilde dolduralım ve tamamlayalım. Evet motifimi tamamladım. Bakın artık iplerini de böyle aralardan çektirdim ve sakladım. Fazlalık iplerimizi de kestim. Gördüğünüz gibi bebe yünüyle yaptığımda çok güzel oldu. Daha öncesinde de ben böyle bu şekilde lif iplerimle yapmıştım. Bunlar da çok tatlı oldu. Şimdi bu motiflerden neler yapabiliriz? Kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Lif ipi ile yaparsanız böyle artık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Böyle birleştirip lif yapabilirsiniz. Bu motiften çok güzel yelek yapabilirsiniz. Patiklerde kullanabilirsiniz. Özellikle de bebek battaniyesi ve yatak örtülerinde bu motifi kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve çok da güzel. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.